Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la cuma sohbetleri başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız yayınımıza bu haftaya mahsus olarak Kayseri'den katılacaklar. Kayseri'ye selam edelim, muhterem hocamıza selam edelim. Hayırlı cumalar dileyelim. Hocam hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Muhsin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rabbimize hamd ediyorum. Muhsin Bey, bugün programa başlarken şöyle bir duygusallığım var. Müsaadenizle onu arz etmek istiyorum. Buyurun. Birkaç yıl önceydi. Efendim bir yaz günü Ramazan'da bir konferans vermem için Isparta'ya davet edildim. Nefse biraz zor geliyor. Kayseri'den uçakla İstanbul'a, İstanbul'dan Antalya'ya, Antalya'dan da karayolu ile Isparta'ya gideceğim. Evet. Bu biraz nefse ağır geliyor ama nefsi dinlemeyeceğim. Bu davete icabet edeceğim dedim. Ve iftardan sonra bir parkta Ispartalı vatandaşlarımıza hitap ettim. Programın bitiminde zor yürüyen yaşlı bir hanımefendi iki kadının kolları arasında geliyor, benimle görüşmek istiyor. Ben de ona doğru yürüdüm. Buyurunuz dedim. Oğlum, atan, anan nur içinde yatsın dedi. Ya. Yahu dedim. Yani şu sözleri duymak için bu programa peki demek gerekirdi. Aynen bunun gibi Muhsin Bey, dün bir vatandaşımız telefon ediyor. Hani hatırlarsanız iki hafta önce bir gribal bir durum vardı. Evet. Ses tonumdan bu anlaşılıyordu. Şifa bulmanız için atanızın, ananızın ruhlarının şad olması için, değerli seyircilerimizin geçmişlerinin ruhlarının şad olması için hatimler yaptım. Programın hitamında duasını yaparsanız memnun olurum dedi. Ben de dedim ya şu milletimizin vefakarlığına bakın, şu milletimizin sadakatine bakın. Bu programları Muhsin Bey böyle vatandaşlarımız için yapmak bile yeterli değil mi? Elbette yani hocam. Bu elbette. Duygumu arz etmek istedim. Çok teşekkür o vatandaşımıza ediyoruz. Da değerli seyircilerimize de selam ve saygılar sunuyorum. Teşekkür efendim. Ediyoruz hocam. Mevla kabul buyursun. Elbette bize de yazanlar çok oluyor. Hem WhatsApp hattımıza hem Instagram'a şu kadar hatmimiz var, şu kadar tesbihatımız var, bu kadar zikrimiz var diyenler oluyor. Bunları isim isim aktarmak zor olsa da hocam, hepsinin adına ben size havale etmiş olayım inşallah. Programımızın sonunda duanıza dahil ederseniz, katarsanız elbette seyircilerimiz memnun olacaklardır. O isimleri Muhsin Bey Rabbimiz biliyor. Biliyor elbette. O isimleri Rabbimiz biliyor. O yüzden biz de programın sonunda dua yapalım. İnşallah. Değerli seyircilerimiz de amin desinler inşallah. İnşallah. Kastamonu'dan Cemile teyzemiz var. Onun eşinin bugün vefat yıl dönümü imiş. Şu anda izliyorlar bizi. Ona da selam edelim. Sizden dua bekliyor hocam Cemile teyzemiz. İnşallah efendim. Evet sevgili izleyenler, hatırlatmalarımız var. Hatırlatmalarımızı yaparız ama bir telefonumuz varmış. Ben izleyicimizi bekletmek istemiyorum. Önce izleyicimizin sorusunu duyalım, sonra hatırlatmalarımızı yapalım. Hediyelerimiz var, onları hatırlatacağız. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, merhaba. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Diyarbakır'a selam edelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Benim hocama sorum, ben 3 yıl bir ilişkim vardı. Hani ailem de biliyor, her şey çok ciddiydi. Ama sürekli kavga gürültü, sürekli kavga gürültü. Her seferinde affediyordum, barışıyordum. En sonunda da bana demeden kalkıp başka biriyle nişanlandı. Şu an evli, sürekli rüyalarıma geliyor. Yani o kadar seviyordu, şey yapıyordu, yine beni yarı yolda bıraktı, ben bırakmadım. Şimdi işte şey diyorum, ben sana hakkımı helal etmiyorum. Sürekli rüyama da geliyor. Yani çok çok üzülüyorum da. Görüşmüyorsunuz artık değil mi? Yani görüşme yok, irtibat yok. Hayır, görüşme yok. Anladım. 3 yıldır görüştüğünüz bir erkek arkadaşınız vardı sizin deyiminizde. Evet. Evlilik düşünüyordunuz. Tabii ailem falan da biliyordu. Fakat son anda o sizi terk etti, nişanlandı ve daha sonra da evlendi.
Aynen. Ben şu an çok çok üzülüyorum ve ona diyorum ki hakkımı sana helal etmiyorum. Evet. Yani bu benim için günah mı, doğru mu veya bu beddua giriyor mu? Hı. Evet. Yani çok çok üzülüyorum. Hayli toparlanamadım. Her sebebi benimle kavga eden, sonra özür dileyen, geri gelen o. Niye barıştın, affettin, sırf evlilik olsun diye. Niye bana aynısını yaptı? Bıraktı gitti diyorsunuz. 3 yılın ardından beni bıraktı da gitti. Evet. Evet, mahsuru yoksa kaç yaşındasınız? 30. 30 yaşındasınız. Evet. Beyefendi kaç yaşındaydı? O da aynı. Aynı yaştaydınız. Ne zaman evlendi? 4-5 ay oldu. 4-5 ay önce evlendi. Tabii size çok ağır gelmiştir. Mutlaka tabii, çok çok üzüldüm. 3 yıldır görüştüğünüz birisi, evlilik düşüncesiyle görüştünüz ama abi aileler biliyordu yani. Aileler de biliyordu. Peki hocamız dinledi, neler tavsiye eder? Hem sorunuzu hem de nasihatleri varsa hocamıza onları duymak isteriz. Teşekkür evet, ediyoruz. Efendim. Diyarbakır'a selamlar. Bir de benim yengenin çocuğu olmuyor. Onun için de dua istiyorum. Yengeme dua edebilirim ben. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Hocam buyurun. Rabbimiz müminlerin niteliklerinden bahsederken ve bi ahdihim ra'un. O müminler ki ahde vefa ederler, sözlerinde sebat ederler. Bu bakımdan yani hanımefendiyi güvendirip ona vaat edip ondan sonra da başka bir dünya kurması elbette hoş değil. Ama değil mi ki böyle oldu? Hanımefendinin de artık bunu dünyasından çıkarması lazım. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet efendim. Allah razı olsun hocam. Tavsiyem bu efendim. Artık onu dünyasından çıkarması lazım. Yeni dünya kurmuştur. Mesut olsunlar demek lazım. Onlar için de dua etmeli. Böyle karar verdi. Hakkımı helal etmiyorum demesi beddua yerine geçer mi diye sordu hocam. Hakkımı helal etmiyorum ona diyor tabii. Haklı olarak 3 yıldır görüşmüşler. Efendim tabii hakkı şudur. Güvendirdi, hanımefendiye güvendirdi, ümitlendirdi. Tabii. Ondan sonra da birdenbire kararından vazgeçiverdi. Hanımefendi bundan dolayı rahatsız oldu. Hanımefendinin hakkını ihlal etmiş oldu. Bundan dolayı elbette o beyefendi hesaba çekilir. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Selamlar geliyor, Instagram'dan da selamlar geliyor. Şerif Hanım yazmışlar, günaydın, hayırlı cumalar. Kahvaltı sofrasındayız, Kastamonu'dan izliyoruz diyorlar. Kastamonu'ya selam edelim tekrar sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza da selamlar var. Hayırlı cumalar, saygılar hocam. Kütahya'dan biz de selam bekliyoruz, biz de dua bekliyoruz diyor izleyicimiz. Kütahya'ya da selam edelim. Aksaray'a da selam edelim. Muhsin Bey, ben Bayburt Örence Köyü'nden Yaşar Ayyıldız. Sizi aile olarak çok seviyoruz, izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı yollayın. Ha bir de Bayburt'a el sallar mısınız? Elbette Bayburt. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hatırlatmalarımız var, onları yapalım. Bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. 3 hediyemiz de seyircilerimizden, izleyenlerimizden. İlk hediyemiz Ankara'dan Mustafa Gür, vefat eden annesi Asiye Gür için hediye ediyorlar. Mevla kabul buyursun hayırlarını. Yine Ankara'dan diğer bir hediyemiz, yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz. Ayşen Şaklak, Tevfik Livatyalı adına hayrediyorlar. Mevla kabul buyursun. Ve bugün yine farklı olarak bir büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu hediyenin sahibi de Zonguldak'tan Fatma Karakaya, babası Hasan Aydın için hayrediyorlar. Mevla kabul buyursun. Toplamda 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir büyük Kur'an-ı Kerim hediyemiz. Diğeri de kalife kaplı, sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz var. Hepsinin yanında Hacı annemizin bu emeği, göz nuru seccadelerinden de ilave edeceğiz. Bunlar yeni geldi. Sevgili Ayşegül, yeni değil mi bunlar? Ayşegül getirdi. Hacı annemizin selamıyla beraber. Ellerinden öpüyorum Hacı annemize. Selam ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Bu hediyeleri de inşallah ilave edeceğiz. Tüm bu hediyelerimiz için 3 şifremiz var. Toplamda 3 şifre. Kalem kağıtlar hazır olsun. Not alın lütfen. Biraz sonra ilk şifreyi paylaşacağız. Öncesinde bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm hocam.
Cuma'ya gitmeyen arkadaşlara ısrarla Cuma'ya gidin. İşte Cuma şudur, Cuma budur. Hani kitapta ne yazacağız onları söylemeye çalışıyoruz. Bazen de sıkıştırıyoruz herhalde. Doğru mudur hocam? Peki. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi reklamlardan hemen sonra paylaşalım inşallah. Kısa bir ara rica ediyoruz. Selamünaleyküm hocam. Cuma'ya gitmeyen arkadaşlara ısrarla Cuma'ya gidin. İşte Cuma şudur, Cuma budur. Hani kitapta ne yazacağız onları söylemeye çalışıyoruz. Bazen de sıkıştırıyoruz herhalde. Doğru mudur hocam? Evet, yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce soruldu bu video soru. Hocam buyurun. Efendim, elbette doğrudur. Bakın Rabbimiz vel asr, zamana yemin ederim minel insan elefi husrun. İnsanlık büyük bir zarardadır. Kim kurtulur ya Rabbi? İllellezine amenu, iman edenler. İman yeter mi ya Rabbi? Hayır. Ve amelus salihat, güzel ameller. O da yeter mi? Hayır. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hak ile, sabır ile, sebat ile tavsiyeleşmek. Vel mü'minune vel mü'minatü ba'duhum evliya'u ba'z. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Birbirlerinin yarıdır, yardımcısıdır. Emri bil maruf, nehi anil münker yaparlar. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yaymaya, yasak ettiği şeyleri de önlemeye çalışırlar. Cuma namazı farz-ı ayn lazım olan bir ibadettir. Cuma namazının farziyetine bakın, Rabbimiz şöyle ifade buyurur. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a. Ey müminler, cuma gün camiye namaza davet edildiğinizde fes'av ilâ zikrillah. Allah'ı anmak için koşunuz. Ve zerul bey'a, alışverişi bırakınız. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Bilirseniz bu sizin çok hayrınıza. Bir hadis-i şerif bakın. Leyentehiyenne akvamun an vedihimil cumuat. Cuma namazlarını terk etmekten vazgeçiniz. Vazgeçmeyecekseniz, yani yine cuma namazlarını terke devam edecekseniz, o kişilerin Allah kalplerini mühürler. Allah sümme leyekûnenne minel gâfilîn, sonra gâfillerden olur. Kardeşlerimizin bu durumuna seyirci kalmamalıyız. Uyarmalıyız. Bundan elbette rahatsızlık duymalıyız. Mümin kardeşlerimizdir. Cuma namazı ile sanki aküyü doldurmuş oluyoruz. Yani mühim bir farz olan bir görevdir. O yüzden onları rencide etmeden güzel bir münasip üslupla onları uyarmamız görevimizdir. Kulluk görevimizdir. O halde hocam, mazeretli olarak 3 defa cuma namazına gitmeyenin kalbi mühürlenir cümlesi doğru. Doğrudur efendim. Doğru. Hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Birinci şifre evet, az sonra efendim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam, benim resimde gördüğünüz dedem 87 yaşında vefat etti ve hatim yarım kaldı. Onun yerine hatimini ben tamamlamak istiyorum ama Kur'an'ı dört dörtlük okuyamıyorum. Kabul olur mu? Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Mevla rahmet eylesin. Buyurun hocam. Efendim, merhum dedesi hatim için başladı. Hatmi bitiremeden ecel geldi. İlahi davete uydu. Cümle geçmişlerimizle birlikte Mevla o dedeye de rahmet eylesin. Amin. Yani şunu hatırlıyorum, bakın Tebük seferinde gidilirken bir yeşillik, bir pınar gördü sahabe. Orada biraz dinlenmek istediler. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, ashabım, bir kısım arkadaşlarınız var ki mazeretleri sebebiyle bu sefere katılamadılar. Ama onlar o niyetleri dolayısıyla aynen sizin gibi bu dereleri iniyor, bu vadileri geçiyor gibi sevap kazanıyorlar. Niyetleri, mazeretleri dolayısıyla size katılamadılar.
ama niyetleri dolayısıyla da aynen sizin gibi bu vadilerden geçiyor, bu dereleri aşıyor gibi sevap kazanıyorlar buyurmuştu. Bu merhum dede sanki Kur'an'ı hatmetti. Ama bu evlat ne hayırlı evlat ki ben diyor dedemin tamamlayamadığı hatmini tamamlasam elbette hem kendisine hem dedesine sevap olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Peki hocam, sabah namazına kalkamıyorsun. Kalkıyorsun ama ayaklarım arasında geç kalıyorsun. Bir mahsuru var mı sence? Buyurun hocam. Efendim, tabii yani la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Hanımefendi kardeşimiz ayakta namaz kılamıyorsa oturarak da namaz kılamıyorsa yattığı yerde namazını kılacak ama namazı kılmamak yok. İlla kılacağız. Gücümüz nasıl yetiyorsa o şekilde kılacağız. Şimdi ayaklarının ağrısından dolayı sabah namazına kalkamıyorum. Ayaklarımın ağrısından dolayı sabah namazına kalkamıyorum. Ama hiç kalkamıyor değil herhalde. Hulâsa gücü neye yetiyorsa o şekilde kılacak. Hiç kılmamak yok. Uyanamıyorum ya da kılamıyorum diyor hocam. Yani zamanında kalkıp namazımı kılamıyorum. Muhtemelen daha sonra hocam sabah daha namazını kılıyor, tamamlıyor. Evet. İmkan nispetinde vaktinde kılmaya çalışmalı. Ya Resulallah, Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Eğer öyle yapamıyorsa, diyelim kuşluk vakti kılacak. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için bugün vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetine, bugün vaktinde kılamadığım sabah namazının farzına diyerek niyet edecektir. Öğleye kadar sünnetiyle birlikte kılabilir. Yani o zeval vakti dediğimiz öğle ezanına 20 dakika kalınca artık sabah namazının maalesef sünnetini kılamaz. Halbuki o da son derece önemli bir sünnettir. Demek yani ki öğle namazına 20 dakika kalana kadar. O dakikaya da bırakmamalı. Öğle namazına 20 dakika kalana kadar sabah namazını, sünnetini de kılıyoruz. Sadece farzını değil, sünnetini de kılabiliyoruz. Ondan sonra da kılamadığımız farzı da kılıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hatırlatmalarımız var. İlk şifreyi paylaşacağız. Reklam arasında misafirlerimiz geldi. Viyana'dan mektup getirdiler bize. Hocamız da keşke burada olsaydı. Kısmet değilmiş. Hocamız da bu hafta Kayseri'den bağlandı. Dolayısıyla hocamızı göremediler. Viyana'dan Sevim Demir, Sevim teyzemiz evet, mektup göndermiş hocam. Şöyle ki: hocam, kıymetli hocam ve Muhsin Bey, ben sizleri çok severek izliyorum. Kanal 7 ve sizlerden Allah razı olsun böyle güzel program yaptığınız için ben Viyana'dan yazıyorum. Kızım aracılığı ile size gönderiyorum kendi adıma. Sevim Demir, rahmetli olan oğlum Rıdvan Demir, eşim Asım Demir, annem Kudret Karakaş Yıldız ve babam Sıddık Yıldız. Bu isimler için 33 tane Kur'an-ı Kerim yollamışlar hocam. Hayrıma dağıtır mısınız seyircilerinize diyorlar. Viyana'dan da selam ediyorlar. Sizin duanızı bekliyorlar hocam. Şu anda kızı ve damadı içeride izliyorlar sizi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Biz de Sevim teyzeye teşekkür ediyoruz. Ne vefakarlık. Evet. Ne kadar güzel. Sevim teyzenin ellerinden öpüyorum. Viyana'ya da selam ediyorum. Bugünkü hediyelerimiz sevgili izleyenler, ki kadife kaplı sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Hediyelerden birisini Ankara'dan Mustafa Gür, vefat eden Asiye Gür için hayrediyorlar. Mevla kabul etsin. Yine Ankara'dan Ayşen Şaklak, Tevfik Livatyalı adına hayrediyorlar. Mevla kabul etsin. Ve büyük boy Kur'an-ı Kerim'i de Zonguldak'tan Fatma Karakaya, babası Hasan Aydın için hayrediyorlar. İşte bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre ekrana geliyor sevgili izleyenler. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El Cebbar, ya Allah Celle Celal. Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini dilediğine zorla da yaptırmaya muktedir olan Allah.
Bakın demek üç şey saydım. Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla da yaptırmaya muktedir olan Allah. Evet. El-Cebbar. El-Cebbar, evet. Ya Allah Celle Celaluhu. İlk şifreyi paylaştık. İki şifre daha paylaşacağız sevgili izleyenler yayın boyunca. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde ekrana yansıyacak. Kalem kağıtlar hazır olsun diyelim. Hayırlı cumalar. Mersin Çam Yayla'dan Hanife Tepebağlı. Sizi eşim ve oğlumla izliyoruz. Onların da selamı var. Kızım üniversitede okuyor. Sınavları başlıyor. Bu yüzden tüm öğrenciler için ve sınava girecek olan kızım için hocamdan dua istiyorum. Hocam dua bekliyorlar öğrenciler sizden. Efendim sevgili öğrenci kardeşlerimize hem öğrencilik hayatlarında hem genel hayatlarında Yüce Rabbimizden başarılar tevfikini refik etmesini diliyoruz inşallah. Amin inşallah. Bir video sorumuz var görelim. Selamünaleyküm hocam, benim bir sorum olacaktı. Para karşılığında hatim okumak günah mıdır? Siirt Kaşıkya Aile Köyü'ne selam yollarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Siirt'e de selam edelim. Para karşılığında hatim indirmek günah mı? Efendim yani hatim Rabbimizin rızası için ibadet amacıyla yapılır. Yoksa ben hatim yapayım da bunun karşılığında şu kadar para alayım düşüncesi doğru değildir. Ama şu var ki diyelim biz bir hatim yaptık, onu kardeşimizin yakınlarına armağan ederiz. O da hediye verebilir. Tehadev tehabbu. Hediyeleşin, sevişirsiniz. Ama ben hatim okuyayım ve karşılığında da şöyle bir para bekliyorum. Bu uygun olmaz. Bu doğru değildir. Peki. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm Necmettin hocam. Ellerinizden öpüyorum. Eşim bir yıl oldu vefat edeli. Bir hatimimiz, 41 hatmimiz, 41 Yasin'imiz, 41 de Fetih'imiz var. Eşimin ruhuna dua edip bağışlar mısınız? Ellerinizden öper, iyi yayınlar diler. Ben Gaziantep'ten arıyorum. Evet, Mevla kabul buyursun. Vefakar bir eş hocam. Duanıza katar mısınız diyor. Hatmi var, İnşallah, 41 Yasin tabii. Var. İnşallah programın hitamında İnşallah. Bu duaları yaparız. İnşallah. Yüz binler, milyonlar dinliyor. Onlar amin der de onların sadece bu kişiler için kazanç sağlamazlar. Kendi yakınları için de bu kazancı sağlamış olurlar. İnşallah. Çünkü güneş doğunca güneş ışıkları belli bir noktaya değil her tarafı aydınlatır. Bu dualar yapılınca el açıp dua eden insanların yakınları da bu hatimi okuyanlar da umarız bundan sevap kazanır. İnşallah. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Biz Ankara'dan Ayşe ve Yakup Arlı hocamın ellerinden öperiz, hürmetlerimizi sunarız. Rabbim iki dünyada, iki dünya selameti versin sizlere, bizlere de dua edin diyor izleyicimiz Ankara'da. Ankara'ya da selam yollayalım. Bir diğer izleyicimiz, hayırlı cumalar, ben Bursa İnegöl'den Muratcan. İyi yayınlarınız olsun, Bursa'ya selam eder misiniz demişler. Elbette Bursa'ya da selam edelim. Hayırlı sabahlar, cumanız mübarek olsun. Instagram'dan gelen sorular var, onlara bakacağız ama öncesinde bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurun efendim. Hocam, benim bir sorum olacaktı. İki not alalım, buyurun. Benim kayınvalidem okuma yazma bilmiyor. Evet. TikTok'larda çok yazıyor. Bana iftira attı. Nerede yazıyor? Anlamadım. TikTok'larda çok geziyor. TikTok'larda çok geziyor. Derken videolar mı paylaşıyor? Yok hani öyle bakıyor. Canlı yayın falan yapıyor. Canlı yayın yapıyor TikTok üzerinden. Evet. Ben ikinci evliliği yaptım. Ben hamileyim şu an. Hı-hı. 5 aylık. Bana Hı-hı. iftira attı. Beni yani bu çocuğundan oğlumdan değil diye. Ben hastayım hocam. Ben tedavi görüyorum. Ondan sonra... Geçmiş olsun. Ben geçen sene bir tane oğlan çocuğum vefat etti hastalığın yüzünden. Hı hı. Bu çocuğum da kız şu an.
Onun itirazından nasıl kurtulmak istiyorum? Kurtulmak istiyorum. Eşim hiç benimle ilgilenmiyor hocam. Ve sonra bunun için ne yapmam gerekiyor? Kayınvalidemden uzaklaşmak istiyorum hocam. Evet, kayınvalideniz sosyal medya üzerinden videolar paylaşıyor. Canlı yayınlar yapıyor. TikTok dediniz bir sosyal medya hesabı üzerinden. Evet. Bunu niye söylediniz? Yani çok ilgisiz, alakasız, sizinle ilgilenmediği için mi söylediniz? Yani bunu yapan binlerce, milyonlarca insan var sonuçta. Niye söylediniz bunu? Niye belirttiniz? Sebebi niye nedir? Niye söyledim? Şöyle söyleyeyim. Ben normal turistli telefon kullanıyorum. Ben kullanmadığım normal diğer telefon kullanmadığım halde bana iftira atıyor. Sen telefonlarda çok geliyorsun. Senin telefonlarla... Ha, size iftira attığı insan... için. Halbuki aynısını o yapıyor diyorsunuz yani. Evet. Anladım. Evet. Ben yapmıyorum hocam. Hani kullanmıyorum. Sosyal medya anladım. Yok olan kullanmıyorum. Şimdi siz hamilesiniz. Kayınvalideniz diyor ki bu çocuk oğlumdan değil, öyle mi? Evet. İftira atıyor size. Eşiniz evet. De bu duruma sessiz mi kalıyor? Hocam yani o bazı şeyleri bilmiyor. O yani ilgisiz kalıyor hani bana. Anne tarafını çok düşünüyor. Sizi korumuyor. Eşi olarak sizi korumuyor. Sizi savunmuyor. Evet. Annenize bu konuda ne de size yardımcı olmuyor. Öyle söyleyelim o halde. Peki hocam, hocamız... Kayınvalidemle nasıl uzak durayım ben? Onu bana söyleyin. Nasıl uzak durmam gerekiyor? Benden nasıl uzaklaşsın? Kayınvalide sizden nasıl uzaklaşabilir, bunu istiyorsunuz yani, öyle mi? Benden uzaklaşsın, kopsun diyorsunuz. Yani hocam evet, ben çünkü ikinci evliliğimi yaptım. Her iki dönemde de aynı şeyleri yaşadım. Ha, ikinci evliliğiniz, aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Kayınvalidelerden yana şansım yok diyorsunuz yani. Hocam şansım şöyle, Allah katında ben hafız okumayı çok üşedim. Benim okumamı da engellediler. Bana dediler, sen hastasın dediler. Bana yani benim beynimle dalga geçtiler zaten. Özür dilerim, rahatsızlığınız nedir? Hocam benim beynimde epilepsi var. Epilepsi hastası, evet. Şifalar diliyorum, geçmiş olsun. Geçmiş tümör olsun. Var beynimde, ikisi bir arada hocam. Evet, şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Hocam duydu, hayırlı dinledi sizi. Hocamıza sözü bırakalım. Kayınvalideden uzaklaşmak istiyorum, irtibatı koparmak istiyorum. Nasıl bunu başarabilirim diye soruyor izleyicimiz. İftiralara maruz kalıyor hocam. Kayınvalide diyor ki hamilesin ama o karnındaki bebek oğlumdan değil diye çok büyük bir iftira atıyor. Bu konuda kayınvalideye de geline neler tavsiye edersiniz? Buyurun hocam, söz sizde. Efendim kayınvalide büyük bir yanlış içindedir. Bu büyük günahlardan biridir. Haramla iftira. Yani bir hadis-i şerif var. اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Bunlardan biri de وَقَصْفِ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ Hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli kadınlara zina isnadında bulunmak. Bakın Allah'a eş koşmanın, adam öldürmenin yanında bundan bahsediyor sevgili Peygamberimiz. Şimdi bu kayınvalidenin böyle diyebilmesi için 4 şahit getirmesi lazım. Şahit yoksa dilini tutması lazım. Yani diyelim kendi gördü, o görmesi kendisiyle birlikte mezara gidecek. Ya şahidi 4'e çıkaracak ya yoksa dilini tutacak. Böyle olunca bunun adına iftira diyoruz. İftira da büyük günahlardan, cinayetlerden biridir. Sanki manevi varlığını tahrip ediyor gibidir. Efendim oğula gelince tabii oğul anaya hiçbir şey diyemiyor. İlgisiz kalıyor. Bu hanım da kendisine emanet. Nasıl olacak? Hanım son derece eşi, delikanlının eşi, son derece muzdarip. Eşine yakışan yiğitlik, anayı ana olarak, eşi de eş olarak idare edebilmek, anayı bu fahiş yanlışından vazgeçirebilmek lazım. Yani illa uzaklaşalım mı? Belki uzaklaşmak da bir çare olur ama ideali nedir? Kayınvalide ya bu gelin senin kızın durumunda. Sen kızını elbette başkasına verdin. Onun kayınvalidesi bunları yapsa kızına sen razı olun mu? Olman.
bak bu gelin hanım sana anne diyor, evladın mesabesinde sana emanettir bu gelin, nasıl kıyarsın, nasıl böyle söylersin? Yani kayınvalide bu davranışından tevbekar olmalı ve bu gelini bağrına basmalı. Gelin de ona hürmete devam etmeli. İdeal olan budur. Ama bu neticeyi bulamıyoruz. Dünyayı cennet olarak yaşayamıyoruz. O zaman maalesef cehennem olur. Dünyamız cennet olmalı. Birbirimize ehli cennette bakın illa kilen selamen selama, yani cennette selam sözü vardır. La yesmaune fiha lagwan ve la kizaba. Cennette boş söz, yalan söz yoktur. Dünyamız da bir cennet olmalı ama dünyamızı biz cennet olmaktan çıkarıyor, cehennem ediyoruz. Hulasa kayınvalide dilini tutmalı, gelin hanım saygı göstermeli, beyefendi de delikanlı oğlumuz da seyirci kalmamalı. Anneye anne olarak, eşine de eş olarak davranabilmeli, duruma hakim olmalı, yuvada mutluluğu, huzuru sağlayabilmeli. Teşekkür ediyoruz hocam. Hem kayınvalideye mesaj var, hem geline mesaj var, hem de oğula, kocaya, eşe mesaj var. Hocam 3 kişiye de mesajlarını yollamış oldu böylelikle sevgili izleyenler. Evet, şimdi promosyonla ilgili sorular var. Instagram'dan gelen sorulara bakıyorum da zekatla ilgili sorular var. Onlara bakarız ama öncesinde bir başka soru. İsminin okunmasını istemiyor seyircimiz. Hocam, geçen bir arkadaşım söyledi. Hacca giden kimsenin bütün günahları affedilirmiş. Şimdi arkadaşım böyle deyince benim kafama takıldı. Bildiğiniz gibi hacca zengin olanlar gidebiliyor. Yani zengin olan insan parasının gücüyle yapmış olduğu günahlardan kurtulmuş oluyor. Peki bu durumda zengin olmayanlar, fakir olup hacca gidemeyenlerin durumu ne olacak? Haşa, Allah insanları parasına göre mi değerlendiriyor? Burada bir adaletsizlik yok mu sizce diye sormuş izleyicimiz. Bu sevgili oğlumuz böyle diyor ama bakın mesela şu hadisi şerife bakın. Yani bu cuma namazından gelecek cuma namazına kadar iki cuma namazını kılınca kişi aradaki kul hakkı dışındaki günahlar da bağışlanır. Bakın men hacce lillah felem yerfus felem yefsuk raca'a ke yevmen veledetü ümmü. Yani kavga nizah etmeden, fisku fücur yapmadan haçtan dönen kişi anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur. Ama bir kısım haklar var ki mesela kul hakları filan, onların affı söz konusu değildir. Eğer şad olmak istersen livaül hamdin altında mukaddes yolculuk bir inkılap olsun hayatında. Evet, yani adeta sıfırlamalıyız. Amel defterimiz ak olmalı, pak olmalı. Efendim, söz verdik Hacer-ül Esved'in karşısında Rabbimize. Ruhlar alemindeki verdiğimiz sözde sebat ediyoruz. Sana verdiğimiz kulluk sözleşmesinde sebat ediyoruz, devam ediyoruz ya Rabbi dedik. Böyle olunca da sevgili peygamberimiz sanki anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur. Ama namaz borçlarım var, iyi onlar silindi. Yok. Kul hakkını ihlal etmişim, onlar silindi, böyle diyemeyiz. Aynen hacca gitmiyor, kendisi burada ama iki cumanın arasındakileri de Rabbimiz affedeceğini müjdeliyor sevgili peygamberimiz. Yani böyle farklı zamanlar için farklı ibadetlerle ilgili müjdeler var ama izleyicimizin de yazıda belirttiği gibi hacca giden kimsenin bütün günahları affedilirmiş. Bu doğru değil diyorsunuz hocam. Bir kere Allah borçları var. Yani namazı var, orucu var, zekatı var. Tabii. Yani bunlar var. Bunun dışında kul hakları borçları var. Bunlar affedilmiyor diyorsunuz. O bilgi yanlış yani. Doğru efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Doğru. Düzeltmiş olalım. Peki yine bir video sorumuz var. Görelim.
Hocam selamünaleyküm. Müslüman olmayan birinin hakkına girdik mi onu nasıl öderiz? Müslüman olmayan birinin hakkına girersek bunu nasıl öderiz? Efendim Müslüman olan kişiyle bakın mesela cenaze namazında Muhsin Bey 3 görevimiz var. Cenaze namazı 1. Hüsnü şehadet isteriz cemaatten. Cemaat bu ebediyete uğurlamak üzere bulunduğumuz bu beyefendi için mümin ve muvahhid bir kişiydi. Bir Allah'a inanan, ehli kıbleden birisiydi diye şahitlik eder misiniz? Ederiz. Allah şahitliğinizi kabul etsin. Yani bu ne kadar önemli. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Yani demek arkadaşları, komşuları iyi bir insandı. Mümin ve muvahhid birisiydi diye şahitlik ediyor. Bu son derece önemli. Rabbimiz buyuruyor ki meleklerim benim bilgilerim şöyle dursun. Siz o komşularının, arkadaşlarının şahitliğine itibar edin. Ne kadar güzel. İşte insan bunu düşünmeli. İki, helallaşma. Helallaşma. Yani o musalla var ya, musalla dünyanın son, ahiretin ilk durağıdır. Oraya gelmeyecek baba yiğit yoktur. Oraya gelen kişiye cemaat, ola ki hasbel beşer haklarınız vardır. Haklarınızı helal eder misiniz? Diyoruz. Onlar da helal ederiz diyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Yani burada bunu niye anlattım? Gayrimüslim olan kişiyle böyle bir fırsat var mı? Yani bir gün olup da musallaya gelecek. Ey cemaat hakkınız varsa bunu helal edin deme ihtimali de yoktur. Yani bir Müslüman kişinin onunla alaveri hakkımız varsa böyle bir helallaşma imkanımız vardır. Hele o cenaze namazında bakın üçüncü tekbirden sonra şu duamıza bakın. Yani bu duamız kendimiz değil, Peygamberimiz öğretmiş bizi bu duayı bize. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Ya Rabbi ölümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allahümme inkâne muhsinen fezitfi ihsani. Ya Rabbi bu adam iyi bir adam idiyse artır bunun sevabını. Ve inkâne müsiyen fetecavizan, günahkar biri idiyse bağışla ya Rabbi. Ve hussahad el meyyeti bir ravhu ve rahatı ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle diyoruz. Yani Müslüman için böyle fırsatlar vardır da gayrimüslim için böyle fırsat yok. Gayrimüslimin de bizde hakkı var. Bundan nasıl kurtulalım? Evet. O hakkını teslim ederiz. Ya hakkını, hakkı hak sahibine teslim ederiz. Ama yok adam vefat etmiş veya bulamıyoruz. Varislerini buluruz, ona veririz. O da yok. Öyleyse bizim Kızılay'ımız var ya, evet, veya Türkiye Diyanet Vakfı var ya, o adamın hakkını oraya teslim ederiz. Niye Kızılay dedin? Niye Türkiye Diyanet Vakfı dedin? Şunun için bakın, Kızılay'ımız Müslümana da yardım eder, gayrimüslime de yardım eder. Yerine göre Diyanet Vakfımız da öyle. Yani diyelim ki gayrimüslim toplulukta bir deprem faciası olmuş. Hı hı. Oraya yardım ediyor. Yani gayrimüslime de yardım ediyor. Müslümana da yardım ediyor. O yüzden o kişinin şahısı bulamıyoruz, varisi bulamıyoruz. O kişi adına Kızılay'ımıza veya Türkiye Diyanet Vakfı'na yardım yaparız. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam selamun aleyküm. Benim aleyküm iki sen. Tane sorum olacaktı. Bir tanesi bu bankanın vermiş olduğu promosyonlar nerelerde kullanılabilir? Bu parayla zekat verilebilir mi? İkinci sorum ise bizim 5 günlük bir çocuğumuz vefat etti. Bununla alakalı işim üzülüyor. Ne gibi işlemler yapabiliriz? Sen ne gibi dua edebiliriz? Öbür tarafta bize faydası ne gibi dokunabilir? Bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkürler hocam, buyurun. Efendim, promosyon meselesi helal mı? Kesin helal değil. Haram mı? Kesin haram değil. Ya ne ya? Kesin helal değil. Kesin haram değil de ne var? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki helallar belli. Haramlar da belli. Ama helallarla haramlar arasında helal mı haram mı olduğu belli olmayan şüpheliler vardır. Mümin kişi öyledir ki ondan da sakınır. Şüpheli olandan da sakınır. Yani benim bu bankadan aldığım promosyona zaruret derecesinde ihtiyacım varsa kullanayım. Eğer ihtiyacım yok, geçimi ben sağlıyorum ben. Öyleyse bunu bir fakire, bir hayra vermeliyim. Evet, promosyon meselesi böyle. Zekat, hocam zekat verilmez diyorsunuz yani hocam. Banka promosyonu zekat da veremem tabii. Nasıl? Verilmez. Ya ne demek bu zekat veriyorum demek, ne demek? Yani geçimim yerinde demektir. Öyle olunca promosyonu zekat olarak kullanmam da uygun değildir. Evet. Evet. Sonra ikinci soru vardı Muhsin Bey. Eşim 5 günlükken vefat eden bebeğimiz için üzülüyor. Nasıl dua etsin? Tamam. Diye sordu. Efendim yani bakın bu yeni doğmuş bebek için cenaze namazı kılar mıyız? Kılarız. Kılarken ne deriz biliyor musunuz? Onların cenaze namazındaki duayı. Ya Rabbi bunları bize şefaatçi eyle. Teşrifatçı eyle ya Rabbi. Yani onlar bizi analarını, babalarını babacığım buradan gel, anneciğim buradan gel diye karşılayacaklar. Yoksa ya Rabbi bu çocuğun günahını affet. Ne günahı? Günahı yok ki yavrunun. Masum, daha mükellef değil. Gelmiş dünyaya, 5 gün yaşamış ve gitmiş. Demek bize şefaatçi olacaktır, teşrifatçı olacaktır. Onlar adına yapacağımız bir şey yok. Benim böyle 4 yaşında torunum trafik kazasıyla vefat etti. Diğer hısımlarım dediler illa bu çocuk için ya bir hayır yapalım. Bir hayra bu çocuğun ihtiyacı yok. Ama bu vesileyle gelin biz hayır yapalım. Öyle sevap yapmıştık. Isteriz. Yani bu yavrunun böyle bir hayra ihtiyacı yok. Ama bu vesileyle gelin biz hayır yapalım demiştim. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'dan yazılı mesajlara tekrar biraz sonra döner bakarız. Çok soru var. Sırası geleni aktarıyoruz. Bu arada ikinci şifre az sonra. Önce telefondaki izleyicimizin sorusunu duyalım. Bakalım ne soracaklar. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Bursa, buyurun. Evet. Ya eşim zine cimit yapacağız da. Evet. O çağrılı istiyor. Ben istemiyorum. Buna nasıl bir sonuç bulabiliriz? Onun için sorunlarda. Sünnet düğünü yapacaksınız. Evet. Eşiniz sazlı sözlü olsun diyor. Öyle mi? Evet. Ama siz istemiyorsunuz. Evet. Siz nasıl olsun istiyorsunuz? Ya benim amacım mevlüt. Mevlüt olsun istiyorsunuz. Evet. Ama bir de işte oraya çıkıp oynanmıyor ya. O yüzden ben yok dedim, çalgılı olmasın. Ha, oyun falan oynanmasın istiyorsunuz. Yani ben çalgı içinde oyun oynanmasın istiyorum. Eşim de diyor bir defa oluyor, çalgılı olsun oynayalım. Evet. Öyle. O bakalım. Sorun var hocama. Peki hocamız duydu, dinledi sizi. Hocamız neler söyleyecek, kulak verelim. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Hocam buyurun. Yani bunu kavga haline getirmemelidirler. Ama bakın yapacağımız düğünün adı nedir? Sünnet düğünü. Yani erkek çocuklarımızı sünnet ettirmemiz vacip derecesinde, son derece önemli. Yani Müslümanın şiarıdır. Yani dinimiz erkek bünyesinde İslam damgası istiyor. Erkek bünyesinde İslam damgası istiyor. Yani erkek çocuklarımızı vaktinde sünnet ettirmemiz demek ki son derece önemli, vacip ayarında bir sünnettir. Bunu yapmalıyız. Ama yaparken de bazen bakıyorsunuz ki adına sünnet diyoruz ama sünnetle hiç bağdaşmayacak
taşkınlıklar, çılgınlıklar yaşanıyor. Böyle de olmamalı. Yani bu evladımızın ailesine, milletine, insanlığa hayırlı eleman olarak yetişmesi lazım. Yani dualarımızın, senalarımızın olması lazım. Ama ya eğlenelim, tamam eğlenelim de onun da meşruiyet hududunu aşmaması lazım. Yani o çalgılar vesaireler, ne bileyim, haramı helal gösterecek veya haramları teşvik edecek şarkılar, türküler, onlar da olmamalı. Peki. Yani bize bedi'i, ilahi duygular uyandıracak efendim şiirler, sözler olabilir ya. Teşekkür ediyoruz hocam. İkinci şifreyi paylaşacağız. Az evvel görüntüler ekrana geldi. Kutsal topraklardan canlı görüntüler mi diye soran izleyicilerimiz var. Evet, canlı görüntüler bunlar. Bakar mısınız? Dalga dalga tavaf ediliyor. Ne kadar kalabalık. Muhteşem bir görüntü. Evet. Mekke-i Mükerreme, Kâbetullah. Arzın kalbi. Muhterem hocam. Çok da kalabalık. Mevla evet, kabul efendim. Buyursun. Orada olan ziyaretçiler, Türkiye'den gidenler var mutlaka. Mevla kabul buyursun. Dua bekliyoruz biz de. Peki, ikinci şifreyi paylaşalım. Sonra devam edelim. Sevgili izleyenler, hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek. Bir büyük boy Kur'an-ı Kerim, iki tane de kalife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Toplamda 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu hediyeler için not alıyorsunuz. İşte ikinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El mütekebbir, ya Allah celle celaluhu. Her şeyde, her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah. Yani kibriya o azamet, hakka yarar, kul olan da bu sıfatlar ne arar. Yani bakın, en çok namazda kaç defa söylüyoruz Muhsin Bey, onu bir saymak lazım. Allahu Ekber böyle diyerek girmemiz farzdır. Ya efendim, iftitah tekbiri, adı da iftitah tekbiri. Rükua giderken Allahu Ekber, rükudan kalkarken Semihallahu lümen hamide, secdeye giderken Allahu Ekber, secdeden kalkarken Allahu Ekber. Yani kaç defa Allahu Ekber diyoruz? Yani iki rekatlık namaz içerisinde kaç defa Allahu Ekber? Allah en yüce. Onun bende hudutsuz ihtiyaçlarla Rabbim sana muhtacım. Onu demiş oluyoruz. Evet, kibriya o azamet hakka yarar. Kul olan da bu sıfatlar ne arar? Evet. Hocam toplamda 190 defaymış. Biraz evvel sordunuz ya. 5 vakit namaz kılan birisi günde kaç kez Allahu Ekber der? Hesap etmişler. Evet. İnternetten bakıyorum ben. Aman hesap ya. Ettiğim için değil. 190. 190 defa. 178 artı 12 demişler. Tekerrürden tekarrur hasıl olur diye bir söz var. Tekerrürden tekarrur hasıl olur. Evet. Allahu Ekber derken Allah'ın büyüklüğünü içime sindirmiş oluyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle kulluk ediyorum ona. Evet. İkinci şifreyi de böylelikle paylaşmış olduk sevgili izleyenler. El Mütekebbir ikinci şifreydi. Son bir şifremiz kaldı. Zamanı ve vakti geldiğinde o son şifreyi de paylaşacağız. Sevgili izleyenler diyelim ve Instagram'dan gelen sorularla devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var hocam. Sadaka verirken söylenmesi gerekir mi diye soruluyor. Sadaka verirken ben karşımdaki kişiye bu sadakadır diyemiyorum ama söylenmesi gerek diyorlar. Ben söylemiyorum. Kimse incinsin istemiyorum. Söylemesem olmaz mı? Efendim, söylenmemesi daha iyi. Karşıdaki adamı rencide etmemeliyim. Hediye peygamberimizin sünnetidir. Hediyeleşin, sevişirsiniz. Kalbim sadaka olduğunu,
zekat olduğunu bilecek. Hı-hı. Ama dilimle hediye olarak veriyorum kardeşim, böyle diye burs olarak veriyorum. Yani çocuğun üniversitede okuyor, ona burs olarak veriyorum gibi onu rencide etmeyecek bir üslup kullanmak lazım. Yoksa illa sadaka değil, sağ elinin verdiğini sol elinden gizleyen kişi. Sevabı en çok olan sadaka bu. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Kanal 7 televizyonumuzun ekiplerinize, çalışanlarınıza, Necmettin Nursaçan hocamızın, sizlerin yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu, umutlu, huzurlu, sevgi ve başarı dolu nice yıllar diliyorum. Yeni sene hayırlar, güzellikler getirsin demiş Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz, böyle bir yeni yıl mesajı yollamışlar. Bir diğer izleyicimizin sorusu var ama öncesinde tekrar Instagram'a döneriz. Sevgili Ayşegül İstanbul sokaklarındaydı yine. Bu hafta da melekleri sordu. Bakalım kimleri sormuş meleklerden ve nasıl cevaplar almış, izleyelim görelim. Eminönü'ndeyiz. Bugünkü sorularımız: vahiy getiren meleğin ismi nedir? Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Vallahi hiç bilmiyorum. Peki sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Münker ve Nekir, onu biliyorum. Peki sağ ve sol omzumuzda bulunan meleklerin isimleri? Onu şimdi denk getiremiyorum. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Onu bilemiyorum ki. Sorgu meleklerin isimleri? Bilmiyorum ben. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Abla bana öyle şeyler sorma ya. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Cebrail. Sorgu meleklerinin isimleri nelerdir? Münker ve Nekir. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Vahiy getiremem, onu bilemeyeceğim ben. Peki sorgu meleğin ismi nedir? Sorgu meleklerin, valla bilemeyeceğim onları. Unuttum ya, unuttum. Valla o kadar ne bileyim, o kadar değil ya. Ben o kadar akıllı bir insan değilim yani. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Cebrail. Sorgu melek. Yok mu, hiç aklıma gelmiyor ya. Peki sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Çok zor soruyorsunuz gerçekten. Ben çok unutkanım. Ha, hiç bilmiyoruz vallahi, unuttuk. Cebrail değil mi? Vahiy. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Keraman Katibin. Sağ ve sol omuzumuzda bulunan meleklerin isimleri? Münker ve Nekir. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Cebrail aleyhisselam. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? İsrafil. Yok pardon. Şu an dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Diğerini soruyorum. Sağ ve sol omuzumuzda bulunan meleklerin isimleri? Kirami Katibi. Ya benim din kültürüm de kötüydü ya, bilmiyorum. Hiç sormayın sizi ben. Sağ taraf sevap, sol taraf günah. Ama isimler. İsim hafızam yok herhalde ya. Ama çok kötü oldu böyle. Ya kardeş, vahiy getiren meleğin ismi neydi? Ben unuttum. Vahiy getiren meleğin ismi neydi ya? Cebrail kafa gitti benim. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Allah'ın koluna hiç girmesek daha iyi olur değil mi? Bir soru daha sorayım. Sağ ve sol omzumuzda bulunan meleklerin isimleri nelerdir? Allah'ım. Ya unuttum, dilimin ucunda, hatırlayamıyorum. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Cebrail. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Münker ve Nekir. Kamera karşısında işince bildiğim şeyi unutuyorum. Mikel desem o havayı kontrol ediyor, doğa alanını kontrol ediyor. Azrail desen ölüm meleği. İsrafil desen sur evliyor, bir şey yapıyor. Kim kaldı? Hatırlamıyorum. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Münker ve Nekir mi? Sağ ve sol omuzumuzda bulunan meleklerin isimleri. Hemen katibin. Sağdaki sevapları yazan melek İsrafil, Cebrail aleyhisselam. İsrafil mi, Cebrail mi? Soldaki de Ezrail aleyhisselam. Melekleri vahim getiriyor. Ne getiriyor? Sorgu meleklerin isimleri nelerdi peki? Sorgu melekleri diye melek var mı? Neyi soruyorlarmış? Neyi soracaklar? Nerede soracaklar bu soruları? Ahirette. Bu dünyayı niye düşünmüyoruz? Ahirette gitmeden önce buraya düşün. Bu dünyayı güzelleştirelim, ondan sonra oraya güzelleşir zaten. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Vahiy getiren Hazreti Cebrail. Sorgu meleklerin isimleri nelerdir? Sorgu melekleri. Şeyde de soracaklar, kabirde de soracaklar iki melek. Halik ve yok, o da değil. Vahiy getiren meleğin ismi nedir? Hazreti İbrahim miydi? Müminim, Müslümanım elhamdülillah da. Onun ismi, bunun ismi ne çıkar? Sorgu meleklerinin isimleri nelerdir?
Allah Allah. Ya ölmeden ben ne bileyim? Kime sordun siz? Gittin mi oraya biliyor musun sen? Meleklerin isimlerini biliyor musunuz? Allah Allah. Ya şimdi onun sırası mı burada ya? Estağfurullah. Gitmedim ki nereden bileyim dedi hocam isimlerini. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Hocam imanın şartlarından birisi meleklere iman. O yüzden sevgili Ayşegül bugün melekleri sordu ya. Ama görüyoruz ki isimler bilinmiyor. Neler söylersin? Üç soru var aslında burada. Bir, vahiy getiren meleğin ismi soruldu. Sağ ve solumuzda bulunan melekler soruldu. Bir de kabirde sorgu, sual yapacak olan meleklerin isimleri soruldu. Cevapları nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Yani cevaplardan Muhsin Bey üzüldüm. Yani niye üzüldüm? Yani şimdi onun sırası mı diyen var. Adı dilimin ucundaydı diyen var. Ya şimdi melekler vahiy mi getirmiş diyenler var. Ki, gidip de gören, evet, duyan mı var? Siz biraz önce dediniz ki öğrencilerimiz imtihana girecekler. Dua etmenizi bekliyorlar dediniz. Bakın öğrencilerimiz bu sınavın kaygısını taşıyorlar. Ne sınavıymış ya? Sınav olacak mı, olmayacak mı derler mi? Sınavın ne olduğunu adam akıllı biliyorlar. Tabii. Ve ona göre de hazırlanıyorlar. Hazırlanmaları gerekiyor. Yani o mesela kiramen katibin, şerefli yazıcılar sağımda solumda sevabımı günahımı yazıyorlar. Ağzımdan çıkan her kelimeyi kayda alıyorlar. Bunu bilmem lazım benim. Bilmiyor. Böyle adı neydi hele? Bu meleklerin adını bilmiyorum. Adı dilimin ucundaydı ya. Nasıl her an hatırımda olmalı bu benim? Öldükten sonra efendim birisi kardeşimiz de öyle diyor. Ya bunun sırası mı ya bugün? Yani nereden aklıma düşürdün bunu ya? Der gibi. Kiramen katibin ve münker nekir melekleri. Münker nekir. O kaygıyı da devamlı taşıyacağım. O meleklerin soruları şimdiden belli ama. Şimdiden belli. Öyleyse ona cevap verecek durumda olmalıyım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeliyim. Vahiy meleği Cibril-i Emin Cebrail ise aleyhisselam. Yani Rabbimizden Peygamberimiz Efendimiz'e mesajlar getiren melek, onun adını da herhalde bilmem lazım. Yani bu vesileyle Muhsin Bey, bu Ayşegül kızımızın soruları ve aldığımız cevaplar neticesiyle şunu vurgulamalıyız değerli seyircilerimiz. Temel dini meseleleri öğrenmek bize farzdır. Ya farzdır. Yani olmayınca olmaz. O yüzden hele şu uzun kış gecelerimizi ihya etmeli. Müminin baharıdır buyruluyor. Baharı olunca ne olur? İşte manevi dünyamı aydınlatmalıyım. Temel dini bilgilerimi tazelemeliyim. Bilmediklerimi, evet, öğrenmeliyim. Hocam peki bir kimse meleklere inanmasa, meleklere iman etmese dinen durumu ne olur? Allah korusun, onun durumu çok acı olur Muhsin Bey. Yani İslam'ın dışında olur o kişi. İslam'ın dışında olur. İslam'ın dışında olur. Yani tabii ya. Ben melek ne demekmiş ya? Böyle bir şeyi kabul etmiyorum dedi mi Allah korusun İslam dışında olur o. Peki. Yani diğer ya Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, kitaplara inanıyor, öldükten sonra dirilmeye inanıyor, kadere inanıyor ama meleğe inanmıyor. Onun imanı geçerli olmaz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Kastamonu'dan arıyorum, bir ricam vardı. Hayırlı cumalar bu arada. Benim eşim biraz nöbet yerinde bayağı korkmuş, korkutulmuş da. Kedi kılığında gelip insan kılığında gidiliyormuş. En son bugün de rüyasında gene görünmüş ve kurban olarak konuşmuş kendisiyle. Ve gece her zaman rüyasında kendisiyle konuşuluyor. Ne yapmamız lazım?
Evet, eşi bir şeyler görüyor demek ki. Bir rahatsızlığı mı var acaba? Kedi kılığında birileri gelip insan kılığında gidiyorlarmış diyor hocam. Eşimin iş yerinde. Ne yapmamız Bey, lazım? Bu, sizden bu tavsiye normal istiyor, değildir. Dua istiyor. Kardeşimize şifalar dileriz. Efendim psikiyatrist bir uzman doktorumuzun kapısını çalmamız lazım. Gerek devlet hastanelerimizde gerekse özel sağlık kuruluşlarımızda bu konuda uzmanlık yapmış doktorlarımız vardır. Yani sağlık meselesi çok önemlidir. Peygamberimiz bakın Cenab-ı Hak'tan 5 şey istiyor. Birinci sırada ne? Allahümme inni es'elüke sıhhate. Birinci sırada sağlık. Vel iffete, vel emanete ve husnel huluk ve rıza bil kader. Yani birinci sırada sağlık. Halk için de muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani bu hanımefendinin eşi hakkındaki anlattığı durum hayra alamet değildir. Sağlığında problem vardır. Yani fiziki bünyemizde rahatsızlık olunca ilgili doktora gittiğimiz gibi ruh bünyemizdeki rahatsızlık için de bir psikiyatriste gitmemiz gerekmektedir. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir Instagram sorusu var, Sevim Hanım soruyorlar. Eşim bana maaşını söylemiyor. Ne kadar maaş alıyor ve bu maaşı ne kadar alıp ne yapıyor, nerelerde harcıyor bilmiyorum. Bana aldığı maaşı söylemesi yanlış mı? Neden söylemiyor? Diye bize soruyor. Efendim, evin geçimi, iaşe, ibate, nafaka, bütün bu sorumluluklar ona. Belki aldığı maaşı rakam olarak söylemeyebilir ama mecbur olduğu şey bunlardır. Evin geçimini, yemesini, içmesini, sağlık problemlerini, eğitimini karşılamakla mükellef olan beyefendidir. Peki. Yani illa söylememiş olabilir. Yani şu aylığı alıyorum belki dememiş olabilir ama görevli olduğu şeyler, sorumluluklar bunlar yani. Bir eş olarak, onları bir koca olarak getirecek. Vazifelerini yerine getiriyor mu? İhtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Sizinle ilgileniyor mu? Maddi manevisi doğru. Kolluyup koruyor mu? Bunlar önemli diyor hocam. Ötesi zaten aldığı maaşı tamam. Söylemeyebilir. Doğru. Peki bir başka Instagram sorusu Müjde Hanım soruyor. Gusül abdestiyle namaz kılabilir miyiz yoksa tekrardan abdest almamız gerekir mi? Gusül abdestiyle namaz kılabiliriz. Gusül abdestiyle namaz kılabiliriz. Gusül abdesti de böyle tam sünnetine uygun olarak yapılan bir gusül abdesti var. Bir de sadece farzlarını yerine getirmek suretiyle yapılan gusül abdesti var. Her ikisiyle de namaz kılabilir miyiz? Her ikisiyle de namaz kılabiliriz. Teşekkürler hocam. Video sorumuz olacak, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar. Benim 180 gram mihir altınım var. Bu mihir altınlara filtre vermek zorunda mıyım? Filtre düşer mi, zekat düşer mi? Bunu bilmek istiyorum. Mehrim olan 180 gram altın var. Buna zekat düşer mi diyor hocam. Ben bu arada kısa bir hesap yapmaya çalışayım. Siz buyurun, mehir altına zekat düşer mi hocam? Efendim, eğer eşinden teslim aldıysa ve üzerinden de bir yıl geçtiyse elbette nisap miktarına ulaşmıştır. Zekatını vermesi icap eder. Ama eşinden henüz teslim almamış, o zaman mükellef olmaz. Teslim aldı, üzerinden de bir yıl geçti, 1/40 nispetinde zekatla mükelleftir. Peki 180 gram bu mehir altın ne kadar yapıyor, ne kadar zekat verecek, onu da baktık. Hani 1100 lira ortalama desek şu anda gramı, 180 çarpı 198 bin yapıyor, bölü bunun %2,5 ne yapar, 1/40 4950 lira yapıyor hocam. Bu mehir altınlara düşen zekat 4950 lira zekat vermesi gerekir bu hanımefendinin. Teşekkür ediyoruz hocam. Varsa zekat sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımız ama video olarak yollayın lütfen. Yazarken okumak, görmek zor oluyor. Video olarak yollarsanız
İnşallah sırayı alırız. Telefonumuz mu var? Telefonu duyalım. İzleyicimizin sesini duyalım. Kimmiş, nereden arıyor bizi? Hoş geldiniz. Adıyaman. Hayırlı sabahlar Adıyaman. Buyurun. Hayırlı cumalar. Merhabalar. Teşekkürler. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Elbette. Ben gece uyuyordum. Tam böyle uyumuyordum. Bir şey geldi. Tatım üzerinde zıpladı, zıpladı, zıpladı. Tam böyle kelime şehadet getireceğim. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Açıldım. Daha çok zıplamaya başladı. Böyle beni sıkıyor, nefesimi kesiyor. Tam kelime şehadet bitirdiği an üzerinden kalktı, kalkıp gitti. Bunun anlamı nedir acaba? Şimdi karabasan diye bir şey var. Öyle bir şey değil anladığım kadarıyla. Yani çünkü zıpladı diyorsunuz. Üzerimde bir şey zıpladı diyorsunuz. Öyle mi? Telefonunuz çalıyor bu arada. Hatta evet. Mısınız? Duyuyor musunuz bizi? Evet duyuyorum. Tamam. Şimdi bu efendim? Karabasan diye bahsettiğimiz bir şey değil, değil mi? Yani ağırlık olur da böyle hiçbir yerinizi hareket ettiremezseniz, kıpırdayamazsanız. Bu böyle bir şey değil anladığım. Üzerinize bir şey geldi ve zıplamaya mı başladı sizin üzerinize? Evet bir şey geldi, zıpladı, zıpladı. Ben kelime şehadet gitmeye başladım. Daha çok böyle zıpladı ve çıkmaya başladı. Kelime şehadetini bitirdikten sonra üzerinden kalkıp gitti. Peki rüya mıydı bu? Yok rüya değildi. Ben sonra kalktım etrafımda baktım bir şey yoktu yani. Ha, gerçekte oldu bu. Gerçekte oldu. Bir kere mi oldu yoksa birden fazla mı? Tekrar etti mi? Birkaç defa hep üzerime bıçak düştü. Ne düştü? Bıçak. Üzerinize bir bıçak düşüyor üzerime. Üzerinize bıçak düştü. Evet bıçak düşüyor. Allah Allah. Öyle... Rüya değil ama yine rüya değil. Yok gerçekten rüya değil. Ben uyanmanın farkındayım. Etrafımda derken farkındayım. Üzerime bıçak düşüyor. Birden böyle titriyorum ve kalktığımda yine bir şey yoktu. Ha siz bıçak düştüğünü görüyorsunuz ama sonra bakıyorsunuz ortada bıçak falan yok. Öyle mi? Evet aynen öyle. Evet aynen öyle. Evet. Peki bu konuyla ilgili bir tedavi aldınız mı? Bir yardım aldınız mı? Destek aldınız mı? Bir psikiyatriste gittiniz mi? Almadınız. Peki dini boyutunu hocamıza soralım neler söyleyecek. Teşekkür ediyorum. Telefonunuz çalıyor sürekli. Siz de telefonunuza bakın lütfen. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hocam buyurun. Efendim sevgili peygamberimiz yatarken Kul huvallahu ahad. Kul auzu bi rabbil felak. Kul auzu bi rabbin nas. Ayetel kürsü okur. Ellerine üfler. Onu da elinin yetebildiği kadar bütün vücuduna sıvazlarmış. Yani bu ayetleri okuyunca da anlamı nedir? Rabbimizin her şeye muktedir olduğunu, herkesin ona muhtaç olduğunu bu mübarek ayetlerden görmüş oluyoruz. Öyleyse Allah'a sığınıyoruz. Allah'a güveniyoruz. Allah izin vermeden kimsenin de hiç bize zarar verme yetkisine sahip olmadığı inancımızı iyice vurgulamış oluyoruz. Bunu yapmalı. Peki buna rağmen böyle oluyorsa biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi bir tedavi destek almalı. Tedavi psikiyatriste gitmeli. Bu durum tekerrür ediyorsa, sık sık böyle şeyler oluyorsa bunun bir sağlık problemi olduğunu bilmeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Adana Sarıçam'dan selamlar, hayırlı cumalar. Hocam sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun sizden demiş izleyicimiz. Adana'ya Sarıçam'a da selam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Bir diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan izliyoruz demişler. Selam yollar mısınız? Elbette Diyarbakır'a da selam edelim. Antalya'dan izliyorlar. Antalya'ya da selam yolluyoruz. Şanlıurfa selam bekliyor. Şanlıurfa hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Güzel bir gün olsun inşallah. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hocam size bir sorum var. Kurt ağzı bağlamanın dinen sakıncası var mıdır? Kurt ağzı dediği şey hocam izah ederek anlatırsanız. Kurt ağzı nedir hocam? Kurt ağzı bağlamak diye bir şey nedir? Söylenen şey nedir? Yani şimdi böyle bir şey Muhsin Bey, yani sanki biz kurdun ağzını bağlayacağız, sürümüze, koyun sürümüze
keçi sürümüze neyse kurtlar zarar vermeyecek. Böyle olmaz. Bize düşen nedir? Tedbirimi almam. Neyse gerekli çobanlarım olacak, yeteri kadar köpeklerim olacak. Yani önce tedbirimi alacağım, ondan sonra da Rabbimizin muhafaza etmesi, koruması için El-Hafiz ismi şerifine sığınarak dua ederiz. Yoksa tamam birisine gittik, o da muska yazdı, ben kurdun ağzını bağladım. Birisine gidiyorlar böyle kurdun ağzını bağlıyor ama yine de kurt koyunu yiyor. Ya hoca sen kurdun ağzını bağladın ama kurt koyunu yedi. Ya ben yanlış etmişim diyor ya. Kurdun diyor ağzını bağlayacağıma gerisini bağlamışım diyor. Ya yemiş ama çıkaramaz diyor. Lafa bak ya. Benim koyunumu yedikten sonra çıkarmış çıkarmamış bana ne yani. Ben diyor ağzını bağlayacağıma diyor gerisini bağlamışım diyor. Yemiş ama çıkaramaz diyor. Estağfurullah en azı. Evet. Böylelikle bilmeyenler de öğrenmiş oldular. Bu kurt ağzı bağlamak nedir? İşte hayvanlara zarar gelmemesi için, kurtlardan, vahşi, yırtıcı hayvanlardan korunması için yapılan kurt ağzı bağlama duasıymış. Böyle bir şey yani aslı yok diyor hocam. Biz elbette tedbirimizi almalı. Elbette. Sonra da her türlü zarardan, ziyandan, malımızın, mülkümüzün korunması için dua ederiz elbette. Ya. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Üçüncü şifre az sonra, öncesinde Nurcan Hanım'ın Instagram'dan bir sorusu var. Cuma gününün hürmetine benim için de hocamız dua edebilir mi? Gelen kısmetlerim kapıdan çıktıktan sonra ne geri geliyorlar ne de bir haber veriyorlar. Kısmetimin açılması için hangi duaları okumalıyım? Kısmetim kapalı diyor izleyicimiz. Evet. Kısmet kapalı diye bir şey yok. Kısmeti henüz gelmemiş demek o var. Kısmet geldikten sonra öyle bırakıp gidip haber vermeme gibi şeyler söz konusu olmaz. Yani kaderde olduktan sonra kapımızı aşındırır o kişi. İlla sonucu almaya çalışır. O yüzden kısmetim kapalı düşüncesi doğru değildir. Rabbim her türlü muratlarımıza nail eylesin. Amin. Eş arayana eş, amin. İş arayana iş lütfeylesin. Evet, hocamızdan dua rica etmişti seyircimiz. Hocamız da genel bir dua yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Yine bir video sorumuz olacak. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Benim 10 yıllık bir evliliğim var. Ve bu evliliğimi annem hiç onaylamadı. Onaylamadığı için sürekli huzursuzluklar yaşadık. Bizi ayırmak için büyü yaptı. Benim üstümden. Huzursuz olalım diye, ayrılalım diye, evliliğimiz bozulsun diye. Allah Allah, bir ve anne. Biz bunu öğrendik. Öğrendikten sonra görüşmemeye başladım. Telefon irtibatını kestim. Ama kendisi benim bildiğimi bilmiyor. Bilmediği için de beni arayıp sormuyor. Ben de aynı şekilde onunla görüşmüyorum. Bu günah mı? Öbür tarafta bir vebali var mı? Ben bunu çok merak ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, annem evliliğimizi hiç onaylamadı. Huzursuzluk çıkarıyor diyor ve anne kızına büyü yapıyor hocam. Bir anne kızı ayrılsın, mutsuz olsun, boşansın. Sırf onaylamadığı için bu arada büyü yapıyor. Neler söylersiniz? Ben de annemle konuşmuyorum. Ben bunları biliyorum, yaptıklarını biliyorum. Annemle irtibatı kestim diyor. Neler söylersiniz? Hanım kızımıza tavsiyem şudur, annesiyle gel irtibatı kesmesin, annesine saygıda, hürmette kusur etmesin. Annesi diyelim ki büyü yaptırdı, yaptırsın. Hanım kızımıza düşen nedir? Daha sağlam yere sığınmak. Ben sağlam bir yere sığındım, nereye sığındım? Allah'a sığındım. Allah izin vermeden annemin gittiği büyücü, cin, onlar kim oluyor? Onların ne etkisi olur? Yani haşa, ya Allah'ın gücü yetmez bu işe. Büyücülerin gücü yeter, cinlerin gücü yeter. Kim o? Ya Allah yaratandır, onlar yaratılmıştır. Onlar hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçtırlar.
anneciğim gitmiş büyücünün kapısını çalmış. Cinlerle irtibat kurmuşlar. Kuramazlar ya. Hadi öyle olmuş. Öyle değil. Bize yakışan daha sağlam bir kapıya sığınmaktır. Hanım kızımız gel Allah'a sığınalım. Annemize sevgide, saygıda, hürmette de kusur etmeyelim. Sıla-i rahim farzdır. Sıla-i rahimi devam edin ki ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıla-i rahimde bulunsun. Yani annem bana böyle ediyor diye yapadursun. Kıymeti yok, bir kıymet harbiyesi yok. Sen Allah'a sığın yeter. Ama sen annen bunlar yapsa bile sen saygıda kusur etme. Allah sana yardım eder, yolunu açık eder. Teşekkürler hocam. Evet, zekat soruları çok geliyor hem WhatsApp hattımıza hem de Instagram'a. Fakat lütfen rica ediyorum bunları video olarak yollayın. WhatsApp hattımıza zekat sorularınızı video olarak yollayın. Birkaçını aktaralım. Hepsini aktaramam. Yarın da programımız var. Yarın da sabah inşallah zekatla ilgili sorularınızı girmeye çalışalım. Mardin Midyat'tan örneğin bir izleyicimiz diyor ki ticari araçlarım var hocam. Bu ticari araçlarıma zekat düşer mi diye soruyor. Ticari araçlarına zekat düşer. Yani şimdi bir otomobilim var diyelim ki o benim ihtiyacım, kullandığım araba, ondan dolayı zekat düşmez. Ama ticaret amacıyla bulundurduğum araçlar vardır. Onlar için elbette zekat düşer. Zekata tabidirler onlar. Ticari amaçla bulunan araçlar zekatla ilgilidir, tabidir. Teşekkürler hocam. Sınava girecek öğrenciler varmış. Hocamdan dua bekliyorlar. Hocam dua etti zaten. Yine izliyor sanıyorum seyircimiz. Ağrı'dan izliyoruz diyor izleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ağrı'ya selam eder misiniz? Elbette. Ağrı'ya da selam olsun. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar hocam. Ben bize Kur'an yeter diyen birisiyle tartışmaya girdim. Tartışmaya girmeyecektim. Baktım yanında 6 kişi var. Onların kafasına fitne sokuyor diye rahatsız oldum. Dedim ki sünnet icmayı kıyas bir kenara itip sadece Kur'an dersen inceliği bulamazsın dedim. Velhasıl kısa keseyim. Adam sünnete güvenmiyor. Kabir azabı yok diyor. Namazın cezası, günahı yok diyor. Yahu ben en son kızdım. Şöyle yemin ettim. Bize sadece Kur'an yeter diyen vallahi de billahi de sapıtmıştır dedim. Sorum sadece bu. Acaba yanlış mı yaptım? Evet, buyurun hocam. Yanlış yapmadı. Doğru yaptı. Beyefendi doğru yaptı. Yani bize sadece Kur'an yeter. Yahu Kur'an'ı Rabbimizden alıp getirip bize ulaştıran, tebliğ eden kimdir? Peygamberimiz Efendimiz'dir. Peygamberimiz Efendimiz sadece postacı mı? Ondan alıp getirdi ama bize izah etti, yaşadı, örnek oldu. Peki Kur'an'da mesela namazı kılın emri var. Ama öğle namazını kaç rekat kılacağız? Kur'an'da bu yok. Zekat emri var mı Kur'an'da? Var. Ama ne miktardan, ne kadardan ne miktar zekat vereceğiz? Bu Kur'an'da var mı? Yok. Nasıl oluyor öyleyse Kur'an bize yetmedi bakın. Ne sünnet de gerekli oldu. O kitabı Rabbimizden alıp getirip bize haber veren, tebliğ eden peygamberin açıklaması, yaşaması, ona da ihtiyacımız vardır. Rabbimiz bakın ve men yud'illâhe ver rasul, Allah ve elçisine itaat edenler fe ulâike ma'allezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyin, onlar Allah'ın kendilerine nimetlerde bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacak ve hasune ulaike refika, onlarla arkadaşlık ne de güzel oldu. Rabbimiz böyle buyuruyor.
O yüzden yani bize Kur'an yeter, sünnete ihtiyaç yok, namaz kılmayanın cezası yok. Bu sözler lüzumsuz sözlerdir. Aynen sapıklıktır bunlar. Biz dediği gibi kitap, sünnet, icma, kıyas dinimizin temel esasları bunlardır. Bütün bunlara inanıyoruz biz. O zaman mümin oluruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet efendim. Üçüncü şifreyi paylaşalım ama telefon mu var? Telefondan sonra paylaşalım. Son şifrenin vakti zamanı geliyor ama izleyicimizi de bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza Ankara. Hayırlı sabahlar Ankara, hayırlı cumalar Ankara. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı aleyküm sabahlar. Selam. Buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hocam ben şu an 22 yaşındayım. Evet. Yani aile sevgisi pek görmeden aile içi şiddet içinde büyüdüm. Yani 14-15 yaşlarında kendim bildiğim yaşlarında hatalarım oldu. Beni arkadaşlarım sevsinler, ortamlarına alsınlar diye. Hani yalan söylediklerim oldu, elimi yanlış yere uzattığım zamanlar oldu. Şu an çok pişmanım. Bazen nefes alamayacak derecede oluyorum. Çok pişmanım hocam. Hani çalıştığım yere de işte hastayım demiştim. Hani beni böyle beni daha çok ilgilensinler bana diye. Çok pişmanlığım var hocam. Ne yapmam lazım? Yani ailenizden bir sevgi, şefkat görmediniz. Dışarıda da bu ilgiyi, sevgiyi, şefkati görmek adına bir takım hatalarınız oldu, günahlarınız oldu, yanlışlarınız oldu. Bunlardan birisini örneklediniz, yalan söyledim örneğin dediniz, yalanlar söyledim dediniz. Hani ben işlerini alsınlar diye, bana ilgi göstersinler diye yalanlar söyledim dediniz. Dolayısıyla şu anda da çok pişmanım, bu günahlarımı nasıl affettirebilirim diye soruyorsunuz, anladığım bu. Evet hocam. Peki hocamızı dinleyelim. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Hocam buyurun. Yani Muhsin Bey, bu hanım kızımızın bu sözlerinden şunu anlıyoruz. Aile yuvasında sevgiye, saygıya ne kadar ihtiyaç var? Yani Peygamberimiz Efendimiz çocuklarınızı seviniz, öpünüz, öpücüklerinizi melekler sayarlar, yazarlar. Peygamberimiz Efendimiz kız torunu Umame'yi omuzuna almış, hutbe minberine çıkıyor. Allah Allah. Kız çocuklarının yaşamasının hor görüldüğü bir devirde Allah'ın Resulü kız torununu omuzuna alıyor, cemaatin huzuruna, hutbe minberine böyle çıkıyor, böyle mesaj veriyor Allah'ın Resulü. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma gelince Peygamberimiz ayağa fırlıyor, kızını kucaklıyor, iki kaşının arasından öpüyor, babasının annesi diyor. Allah Allah. Ümmü Ebiha diyor. Allah Allah. Allah. Yani cübbesini çıkarıyor, kızının altına seriyor. Yani sevgili Peygamberimiz böyle yapıyor. Bize bakın, çocuk sevgisi konusunda bu şekilde örnek oluyor. Rabbimiz peygamberini örnek, rol model olarak gösteriyor. Bizim aile yuvamızda da çocuklarımızı döverek, söverek değil, severek terbiye etmeliyiz. Onlara bakın, kızımız diyor ki aile sevgisi göremediği için bazı şeyleri yapmayı kendisine mübah gibi görüyor. Kızımızı bu olumsuzluğun içinde şöyle tebrik ediyorum. O şeyleri sayıp dökmedi bize. Ama evet, birçok kötülükler işledim. Şimdi ne yapacağım diyor. Şimdi hanım kızımız ennedemü tevbetün, pişmanlık tevbedir. O yaptığımız yanlışlardan döneceğiz. İyi bir anne olarak biz yetişmeliyiz. Annemiz, babamız yanlış ettiler, size kötü örnek oldular ama siz inşallah sizden dünyaya geleceklere iyi örnek olma azminde olalım. Bugüne kadar yaptığımız yanlışlardan da samimi tevbekarlık duyalım. İnşallah onlar sıfırlanacaktır. İnşallah. Sevgili kızımız. Teşekkür ediyoruz hocam. Zamanı geldi sevgili izleyenler. Üçüncü ve son şifreyi paylaşacağız. Hediyelerimiz için 3 hediyemiz var. Hepsinin yanında da Hacı annemizin el emeği göz nuru, anneanne babaanne seccadeleri var. İşte bu hediyeler için 3. şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın
o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Halik, ya Allah Celle Celaluhu. Yoktan var eden El Halik ayeti kerime bakın. Hel min halikin gayrullah. Allah'tan başka yaratan mı var? Hiçbir şeye muhtaç olmadan bir şeyi meydana getirmek. Bu Allah'ın işidir. Halik. Yani biz mahlukuz. Allah halik. Allah yaratan, biz yaratılmışız. Bazen haddimizi aşıyoruz da şunu yarattık diyoruz. Sen kim oluyorsun ya? Sen neyi yaratırsın yani? Ya, evet, yaratmak ya. Allah'ın işidir. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Üç şifre ekrana geldi sevgili izleyenler. Notlar aldınız. Ekranda telefon numaralarımız var. O numaralardan bize ulaşabilirsiniz. 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak, programımızın hatırası olarak yollayacağız diyelim. Vaktimiz olursa ilk düşüren izleyicimizle de sohbet edelim. Devam edelim biz. WhatsApp hattımıza gelen bir diğer video sorusu varmış. Görelim. Hocam hayırlı cumalar. Size bir sorum olacak. Eşim bana bugüne kadar benim evimde yediğin içtiğin zehir zıkkım olsun, sana hakkımı helal etmiyorum, haram olsun diyor. Ben 5 yıldır yaşlı annesine ve kendi çocuğuna hizmet ediyorum. Bu söylediğinin bana günahı nedir, öğrenebilir miyim? Hocam buyurun. Siz eli öpülesi bir hanımefendisisiniz ama beyefendi çok yanlış yoldadır. Boş laf, ona bir kıymet harbiyesi yoktur o sözün. Ya evin geçimini, iaşesini, ibatesini temin etmek kocaya aittir. Haram olsun demesi boş laftır. Bir önemi yoktur, kıymet harbiyesi yoktur. Siz ondan, size teşekkür etmesi gerekirken size ne bileyim yani takdir etmesi gerekirken yanlış yolda başa tac etmesi ya, gerekirken anacığına bakıyor. Evet. Yani ya yani başa tac etmesi gerekirken tutuyor da haram olsun, zıkım olsun filan desin, boş kıymet harbiyesi yok, o sözlerin bir değeri yok, onu yapmaya mecbur kendisi. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam ben sürekli rüyada altın görüyorum, altımın anlamı nedir bunu öğrenmek istiyorum. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı çok cumalar. Seviyoruz. Sağ olun. Hayır olsun inşallah. Hocam sürekli altın görüyormuş. İnşallah bereket olur. İnşallah mutluluk inşallah. Olur. Biz hayır rüya olsun. Yorumlamıyoruz. Kardeşimiz böyle bir rüya görüyor. Devamlı altın. İnşallah bereket olur. İnşallah. İnşallah helal bol rızka vesile olur. Öyle dua edelim. Hocamız bu şekilde dua etti. Teşekkür ediyoruz. Hilal Hanım soruyor Instagram'dan, bir Instagram sorusu var. Bir yıl önce evlendim ve boşanmak üzereyim. Eşimle evlenmeden önce mehir olarak babası benim neyim varsa gelinimindir demişti. Nikahımızı kıyan imam da belli bir mehir belirleyin demişti. Ancak belirlememiştik. Eşimden mehir olarak ne almam gerekir? Şu anda boşanmak üzereyim diyor. Nikahı akdeden imam kardeşimiz doğru söylemiş. Kayınpeder diyor ki benim nem varsa senin, böyle laf olmaz. Yani nikahda mehrin belirlenmesi gerekir. Değerli imamımız da bunu söylemiş. Yani böyle laf olmaz, benim nem varsa senin olmaz. Yani şunu veriyorum demesi icap eder. Adını ama denilmemiş, gerekiyor. Nikahlanmışlar. Şimdi ne olacak? Hı-hı. Şimdi şöyle olacak. Mehri misil diyoruz bunun adına. Hanımefendinin o gelin olduğu ortamda, o çevrede, o yörede, akrabalarından bir hanımın mehri ne oluyor? Diyelim ki 10 büyük altın oluyor. Öyleyse bu hanımınkini de öyle kabul etmesi, eşinin bu miktarı vermesi icap eder. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu soruyu da hocamız cevapladılar ve hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Bakalım hangi şehirden, kim ilk olarak hattımızı düşürmüş? Görelim, tanışalım.
Ayşe Hanım, Kahramanmaraş'tan siz düşürmüşsünüz ilk. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Ben Ayşe Hanım, Kahramanmaraş'tan aradım. Nasılsınız? Sizi devamlı ekranda seyrediyoruz ve bilgilerinizi, düşüncelerinizi, fikrinizi benimsiyoruz. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım, kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi? Ben yanımda kardeşim var, öğretmen kardeşim var. Hı hı. Rahatsızdır beraber. Bununla sizi devamlı her gün programda devamlı olarak seyredebiliyoruz. Şifalar diliyoruz, selam ediyoruz biz de hocamıza. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocanın ellerinden sizlerin de Kanal 7 ekranda bulunan bütün insanların gelmiş geçmiş günahları affedilsin. Güzel Amin. Günler nasip etsin ne inşallah. Ne güzel dua. Amin. Amin. Allah razı olsun. Peki ilk şifreyi duyalım mı sizden? Birinci şifre neydi? Evet efendim. El Cebbar. El Mütekebbir. Ya Allah. Evet. Üçüncü de El Haluk. El Halik. Ya Allah. Evet Celle efendim. Celaluhu. Tebrik ediyoruz. Ayşe Hanım, Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. Hediyenizi, adresinize inşallah yollayacağız. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ hayırlı günler nasip etsin hayırlı inşallah. İnşallah. Peki hattımızı ikinci Amin olarak canım. Düşüren şehir, il hangisi? Kütahya. Elif Elgün Kütahya'dan düşürmüşler. Tebrikler. Kütahya'ya selam edelim. Hattımızı son olarak düşüren kim? Ahmet Yıldız Tekirdağ'dan düşürmüşler. Ahmet Bey'e selamlar. Tekirdağ'da selamlar. Hediyenizi inşallah adresinize yollayacağız. Evet muhterem hocam, bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizden. Bereketli bir program oldu. İstifadesi ziyade oldu. Sevgili izleyenler, izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yarın da programımız var. Aynı saatlerde sabah. Vaktiniz varsa, müsaitseniz Kanal 7 ekranlarında bekliyoruz. Hocamızın duasıyla her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumamız mübarek olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rab, Rabbül aleminsin. Malikul mülksün. Malikul mülüksün. Mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde. Gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, Rezzaksın, rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilecek idrak ve irfanı bizlere ihsan eyle. Amin. Ya mücibet de'avat, ya mutiyel mes'ulat, ya kadiyel hacat, ya dafi'al beliyyat. Yapılan ayet ayet, sure sure okunan hatmi şeriflerden hasulan sevabı evvela sevgili peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle. Saniyen hatim sahipleri hangi niyetle okudularsa o niyete göre ve ekranları başında el açıp dua eden şu insanların yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik, sen vasıl eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Ya Rab, Kur'an-ı Mübini gönlümüzün, ruhumuzun, ailemizin solmayan, sönmeyen baharı eyle. Ya Rab, hafizsen, muhafaza eyle. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Ya mücibed de'avat, gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Kutsal değerlerin bekçiliği görevini ifa eden kahraman askerlerimizi emniyet güçlerimize moral gücü yağdır ve ehli İslam'ı aziz ve mansur eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim.
Malike yümmettin. İyyâke nâbudu viyâ. Ve iyyâke nâsteyn. İhtina sıratel mustin. Sıratel lezine em'amteleyhim. Kerrin mazuhu aleyhim. Ve lettâlin amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.